Hızlandırılmış büyüme örnekleri. Bitkiler nasıl büyür? Bu büyümeler sizce normal bir şey mi? Dünyanın en hızlı inşaatları Çin'de yapılıyor. Çok kısa sürede gökdelenler yapılıyor. Aylarca hazırlık, mühendisler ve mimarlar çalışmış, planlamalar yapılmış, yüzlerce işçinin emeği, dev iş makineleri ve 15 günde 360 saatte bitmiş. Bir inşaatta duvarı oluşturan tuğlalar var. Bir bitkide ve diğer canlılarda ise en küçük hayat parçacığı hücre. Hücre, gizemi hala tamamen çözülememiş harikulade bir yapıdır. Şimdi akıl almaz işlerin olduğu bu gizemli dünyaya gidiyoruz. Bir bitki hücresini çıplak gözle görebilir miyiz? Göremeyiz, mikroskop gerekir. Bir bitki hücresinin büyüklüğü 10 ile 30 mikrometre arası. Ama 50 tane hücre yan yana gelirse işte o zaman görebiliriz. 50 tanesi yan yana dizilirse 1 milimetre gibi bir şey yapar. 1 milimetreyi görebiliriz. Şimdi bir benzerlik kuralım. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmini hatırlayalım. Filmde Willy Wonka'nın sahip olduğu ilginç bir fabrika var. Bu hayali fabrikada çikolata nehirleri var. Bu nehirdeki her bir damla en kalitelisinden eritilmiş çikolatadan oluşur. Çocukların hayallerini süsleyen şekerlemeler üretiliyor. Peki bu üretimi hangi işçiler yapıyor? Bunlar Oompa Loompa'lar. Fabrikanın minik işçileri. Hepsi birbirinin kopyası cüce işçiler. Willy Wonka bunları dünyanın bilinmeyen bir coğrafyasından davet etmiş. Maaşlarını kakao olarak alıyorlar. Her türlü imalatın ardında bunlar var. Ancak rüyalarda görülebilecek gizemli bir fabrika. Şimdi ise bu hayali dünyadan çıkıp gerçek dünyaya, hücreye doğru yolculuk yapalım. Her bir hücre tıpkı filmdeki gibi sihirli bir dünya. Bu bir bitki hücresi. Hücrenin beyni çekirdek. Hücrenin yaşam programı DNA formunda burada depolanıyor. Her şeyin yazılımı burada. Çekirdekte ribozomlar üretiliyor. Ribozomlar çekirdekten ayrıldıktan sonra protein üreten, sentezleyen bir fabrikaya dönüşüyor. Endoplazmik retikulum var, kargo servisi gibi. Hücrede üretilenlerin taşınması ve dağıtılması için programlı. Golgi aygıtı var, hücre içinde sentezlenen ve modifiye edilen proteinleri kullanıma hazır hale getiriyor. Mitokondri, enerji üretim merkezi. Tıpkı elektrik santrali gibi. Bitkilere yeşil rengi veren ve ışık enerjisini kimyasal enerjiye, ATP'ye dönüştüren klorofiller var. Klorofiller, genlerin ve ışığın etkisiyle üretilip depolanıyor. Kloroplastlarda bu enerjiden hücre için gerekli olan şeker, yağ, protein ve vitaminler üretiliyor. Vakuol, yani koful. Hücrenin iç basıncını ve hacmini düzenleyen mekanizma. Hücrenin iç ortamını temiz ve düzenli tutuyor. Biriken atıklar koful içine alınıyor. Hücrede sadece bunlar değil, başka işler yapan organeller de var. Her türlü canlıda, insanda, hayvanlarda, bitkilerde büyüme mitoz bölünmelerle gerçekleşir. Mitoz bölünme nasıl bir şey? Plastik bir Lego. Üstünü örtüyorum, hokus pokus diyorum. İkincisi ortaya çıkıyor.
İkincisi elimdeydi. Bunun gibi bir bitkinin kat kat yukarı çıkmasını istiyorum. Bunun üçüncüsünü, dördüncüsünü nasıl oluştururum? Ya benzerlerini satın alırım veya 3D printerla üretirim. Benim beceremediğim sihir bitkilerde her an gerçekleşiyor. Bu bir bitki hücresi. Bir tane daha, bir tane daha. Aslında gözümün önünde bir mucize gerçekleşiyor. Ama alışkanlıkta bu harika olayı normal, basit bir şey gibi algılıyorum. Bütün bitkiler böyle büyüyor. Bitkiler böyle basit şeylerden oluşmaz. Bitki hücreleri bu Lego gibi veya bu inşaat tuğlası gibi değil. Her hücre canlı bir mekanizma. Bir bitki hücresinin bölünüp bir tane daha oluşması ne kadar süre alıyor? Yani bu bir hücre ise bunun ikincisinin oluşması 25 saat civarı sürüyor. Bu süre bitkiden bitkiye değişebiliyor fakat ortalaması bu. Bu sürenin 23 saati bölünmek için hazırlıkla geçer. Büyüme hazırlığı evresine interfaz dönemi deniyor. İnterfaz döneminde hücre şişmanlar büyür. İnterfaz 3 aşamada gerçekleşir. G1. Bu evrede hücre rutin yaşamını sürdürmenin yanında şişmanlar, sitoplazma artışıyla kilo alır. S1 döneminde sahip olduğu yazılımın yani DNA'nın ve organellerin kopyası oluşur. G2'de bölünme için gerekli proteinler imal edilir. Yani hücre inşaatının temelleri atılmış olur. Sırada mitoz bölünme var. Mitoz süreci kısa, yalnızca 1-2 saat sürüyor. Mitoz bölümü olmasaydı yeryüzünde tek bir bitki büyümezdi. Hiçbir canlı gelişmezdi. Yaşama sırrı mitoz bölünmede gizli. 4 evresi var. Profaz, DNA'nın proteinlerle oluşturduğu yapı yoğunlaşır, kısalır, kalınlaşır. Mikroskopta X şeklinde görülen kromozomlar oluşur. Kardeş ve özdeş DNA çiftleri oluşur. Eş DNA çiftleri kutuplara doğru yönelir. Kromozomları tutacak, onları yönlendirecek iplikler yaratılır. Çekirdekçik kaybolur. Metafaz. İplikler kromozomların hücrenin ortasına tek bir sıra halinde sıralanmasını sağlar. Anafaz. Kromozomlar DNA'nın düzenlenmiş ve paketlenmiş halidir. Kardeş kromatitler iplikler tarafından zıt kutuplara çekilir. Yavru hücrelerde her bir kromozomun eşi meydana gelir. Telofaz, kardeş kromozomların etrafında yeni hücre zarı oluşur. Kromozomlar sitoplazmadan ayrılır. Her bir yavru hücrede yeniden çekirdekçik yaratılır. Yeni hücrelerin duvarı Golgi aygıtı yardımıyla inşa edilir. Ve böylece mitoz bölünme sonucu birbirine genetik olarak benzer hücre oluşmuş olur. Bu cansız ve ölü bir tuğla. Canları oluşturan hücreyi böyle bir tuğlayla karşılaştırmak doğru mu? Hücreler canlıdır. Bilim insanları canlı bir hücre üretemiyor. Ama bir hücreyi 3D printer'da plastikten imal edebiliriz. Önce bilgisayarda tasarımını yapıyoruz. Hücrede yer alan her organelin hacim ölçülerini yazıyoruz. Projemizde hangi renkler varsa, hangi organ hangi renkse ona yakın ham maddeleri, renk bobinlerini yerleştiriyoruz. Ve printer'ı açıyoruz. Ve plastik bir maket yapmayı başarıyoruz. Her bitkide her an bu maketin canlıları yaratılıyor. En önemlisi Charlie'nin çikolata fabrikasındaki Humpa Lumpalar hücrede yok. Her an her saniye yeni ve farklı yaratılışlar gerçekleşiyor. Bilgi, akıl ve güç bir araya gelmeden bu Lego'nun ikincisi ortaya çıkmaz. Trilyonlarca yıl geçse, bir amaç yoksa bunun ikincisi meydana gelmez. Bu inşaatları görenler, Çinliler ne becerikli diyor.
Buna bakanlar ne harika printer'mış diye düşünüyor. Bunları görenler ne der? Ne güzel el işçiliği. Bu tahta çiçekler ne şirin yapılmış. Ama sıra canlılardaki, bitkilerdeki mucizevi büyümeye geldiğinde insan körleşiyor. Kimi insanlar gözlerinin önünde gerçekleşen mucizeleri görmezden gelebiliyor.